Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım ve bugün sizlerle beraber oyun videosu nasıl çekilir, oyun videosu çekerken nelere dikkat etmeliyiz ve oyun videosunu hangi programla kaliteli bir şekilde kaydedebiliriz? Sizlere bu videomda bunu detaylı bir şekilde rehber halinde göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar, bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Son zamanlarda kanalımıza gerçekten çok yoğun bir ilgi gösteriyorsunuz. Ben de bunun karşılığı için her hafta cuma günü sizlere yeni bir video yüklüyorum. Her neyse, o zaman isterseniz hemen videomuza geçelim. Şimdi öncelikle kanalınızı açtınız ve oyun videoları çekmeye karar verdiniz. Ama bir oyun videosu çekmek, bir kamera karşısında video çekmekten daha zor bir işlemdir. Çünkü işin içine kayıt programları giriyor, mikrofon giriyor, oynayacağınız oyun giriyor. Yani aslında oyun videosu çekmek çok da kolay bir işlem değil arkadaşlar. O zaman şimdi hemen isterseniz bilgisayarımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi tarayıcımı çalıştırdım ve tarayıcıma yazdım ki OBS indir. Bu şu anda en yaygın olarak kullanılan video kayıt programı ve canlı yayın yapma programı arkadaşlar. Yani siz bu programı kullandığınızda hem canlı yayınlarınızı yapabiliyorsunuz hem de video kayıtlarınızı en üst kalitede hazırlayabiliyorsunuz, yayınlayabiliyorsunuz. Ve bu programın şöyle bir artısı var. Bu ekran kayıt uygulaması ücretsiz arkadaşlar ve tamamen Türkçe. Gerçekten bu benim çok hoşuma giden ve yıllardır kullandığım bir program. Hemen arkadaşlar, indirmek için OBS indir diye yazdıktan sonra hemen ilk siteye tıklıyorsunuz ve kolay bir şekilde OBS programını indirebiliyorsunuz arkadaşlar. İşletim sisteminize göre buradan tıklıyorsunuz ve daha sonra kuruyucuyu indir dediğiniz zaman hemen programı indiriyorsunuz ve şu ekrana sahip oluyorsunuz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi karşınızda OBS'in açılış ekranı bulunuyor arkadaşlar. İlk öncelikle açtıktan sonra yapmamız gereken işlemler nelerdir? Hemen size bunları kısaca anlatmaya başlayayım. Şimdi siz bir oyun videosu çekeceksiniz. Bu normal bir masaüstü kaydı videosu da olabilir. Ama ben oyun videoları çekecekler için bu videoyu hazırlıyorum. Oyun videosu çekmek için arkadaşlar yapacağımız bazı ayarlar var ve bu ayarları eğer yapmazsak görüntü istediğimiz kadar güzel olmaz ve bunu istemeyiz. Bu yüzden yapmamız gereken ayarlar var. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Gözünüzden kaçan bir hata sayesinde videonuzda çok istemeyeceğiniz bir sorun oluşabilir arkadaşlar. O yüzden videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Şimdi öncelikle ekranım geldi. Burada bomboş, simsiyah bir ekranım var. Yapmam gereken şey ilk öncelikle, eğer sahneler kısmında sizin bir sahneniz yoksa hemen sahnelere gelin ve sağ tıklayıp ekle deyin arkadaşlar. Ekle dedikten sonra karşınıza böyle bir şey gelecek. Buraya oyun ekranı yazabilirsiniz. Oyun ekranı yazıyoruz arkadaşlar ve daha sonra hemen sahnemize geçiyoruz. Daha sonra yapmamız gereken işlem kaynaklar bölümü. Yani programın kullanımı gerçekten kolay, mantığını çözdükten sonra ve çok özgür videolar çekebileceğiniz bir program. Oyun ekranı sahneme tıkladım ve kaynaklarıma geldikten sonra buraya benim ekle kısmından görüntü eklemem gerekiyor arkadaşlar. İşte kameramı ekleyeceksem kameramı buradan ekliyorum. Oyun ekranını ekleyeceksem oyun ekranını buradan ekliyorum. Yani bizim ekranımıza gelecek her şeyi biz kaynaklar kısmında ekle diyerek ekleyebiliyoruz. Ama tabii ki bunu yapmadan önce yapmamız gereken OBS'in kendi ayarları var arkadaşlar. Bu ayarları yapmamız gerekiyor. Yani video ayarlarımız var. Hemen buradan ayarlara, şu görmüş olduğunuz yere tıklıyorum arkadaşlar. Ayarlara tıkladıktan sonra karşıma bayağı detaylı büyük bir ekran açılıyor. Benim burada yapmam gereken şeyler şunlar. İlk öncelikle dil diyor. Dil Türkçe olarak ayarlıdır zaten. Tema olarak temayı değiştirebilirsiniz isterseniz. Buradan farklı temalar var. Uygulamanın farklı temaları var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ben normal dark varsayılanı kullanıyorum arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey değil. Onun dışında burada yapacağınız başka bir ayar yok arkadaşlar. Tabi isterseniz okuyabilirsiniz ama burada önemli bir ayar yok. Hemen buradan yayına geliyorum. Yayında şu arkadaşlar, eğer canlı yayın yapacaksanız buradan canlı yayın ayarlarınızı seçmeniz gerekecek. Ama bizim anlatacağımız şey bu videoda yayın değil, video. Bu yüzden çıkışa geliyorum arkadaşlar. Şimdi bizim burada yapacağımız birçok ayar var. En önemli yer burası. Çıkışa tıkladım arkadaşlar. Daha sonra çıkış modu gelişmiş yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Bu siz uygulamayı, programı ilk yüklediğiniz zaman basit olarak gelecektir. Bunu basit değil, gelişmiş olarak seçmeniz lazım arkadaşlar. Eğer şöyle söyleyeyim, siz eğer masa üstünde normal bir, örnek veriyorum, eğitim videosu çekecekseniz bunu basit olarak kullanabilirsiniz. Bu çok önemli bir şey değil burada. Ama siz oyun videosu çekecekseniz ve görüntünün güzel gelmesini istiyorsanız, bilgisayarımın özelliklerini iyice kullanmasını istiyorsanız buradan basit değil, gelişmişi seçiyorsunuz arkadaşlar. Gelişmişe tıkladıktan sonra burada yayın ve kayıt var.
Burada arkadaşlar zaten adından anlaşılacağı üzere canlı yayınlar için burada ayarlarınızı program bize gösteriyor. Ama biz dediğimiz gibi kayıt yapacağız. Kayıta bir kez tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladıktan sonra burada tür yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Bu yine siz programı ilk açtığınızda standart olarak gelecektir ve çok fazla size seçenek sunmayacaktır. Standart olarak kullanırsanız ne gibi bir zararınız olur? Bazı özellikleri kullanamazsınız ve görüntü istediğiniz kadar net olmayabilir. Tür yerinden arkadaşlar standart yerine özel çıkışı seçiyorum. Daha sonra buradan dosyaya çıkış seçili olacak. Ve daha sonra arkadaşlar kaydınızı nereye kaydedeceğinizi yani videoyu çektikten sonra videonuz nereye gelsin? Bunu hemen göz ata tıklayarak arkadaşlar şöyle masa üstünü seçerek open diyebilirsiniz. Yani masa üstünüzü seçin videonuz direkt oraya gelsin. Burada başka önemli bir ayar yok. Hemen şu alt kısma gelelim. Burası en önemli kısım yerlerden biri. Video bit hızı diyor arkadaşlar. Bit hızı olarak bilgisayarınızın en fazla destekleyebileceği, bilgisayarınızı çok fazla da yormasın tabii ki. Bunu deneyerek ayarlayabilirsiniz. Ben arkadaşlar size önerim 12.000 ila 50.000 arasında buraya bir bit hızı girmeniz gerekiyor. Yani bu bilgisayarınızın hızına göre değişen bir şey. Yani bilgisayarınız eğer güçlüyse, gerçekten canavar bir oyun bilgisayarıysa bunu 50.000 bile yapabilirsiniz. Bilgisayarınızda bir zorlama olmaz. Ama bilgisayarınız çok güçlü değilse ve oyun videosu çekecekseniz arkadaşlar bunu düşük tutmanız lazım. Peki bunu yükseltmek ne işimize yarıyor? Bunu yükseltmek videonuzdaki yenilenme hızını arttırıyor. Yani kısacası videonuzun kalitesini arttırıyor. Görüntüsüne çözünürlüğünü daha çok yükseltiyor arkadaşlar. Bu yüzden bit hız dediğimiz olay bu. En önemli kısım da zaten burası arkadaşlar. Yani ben dediğim gibi 12.000 ila 50.000 arasında bir bit hızı girmenizi öneriyorum. Bilgisayarınız güçlüyse 50.000 bile girebilirsiniz. Ama ben şu anlık bu bilgisayar için 25.000 bit hızı girdim arkadaşlar. Anahtar kare aralığı diyor. Bu çok fazla önemli bir şey değil arkadaşlar. 250 olarak kalabilir. Daha sonra çıkışı yeniden boyutlandır var. Bu tikli olacak. Şöyle tik atacaksınız. Daha sonra burada 1920'ye 1080 yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani kayıtlarınızın eğer full HD olmasını istiyorsanız 1920'ye 1080 yazmanız gerekiyor. Eğer HD yapacaksanız 1280'e 720 olması gerekiyor. 1920-1080 yazdıktan sonra video kodlayıcı diyor. Burada önemli bir şey yok. Başka ayarlamamız gereken başka bir şey yok burada arkadaşlar. Kayıtı bu şekilde ayarladıktan sonra geliyoruz sese. Ses de bizim bilgisayarımızda şu anda kullanmış olduğumuz mikrofonu, hoparlörü, kulaklığı tanımlamamıza yardımcı oluyor. Buradan 44.1'i kullanabilirsiniz. Kanallar stereo olabilir. Cihazlara geliyoruz. Cihazlarda da arkadaşlar ilk öncelikle bizim mikrofonumuzu seçmemiz gerekiyor. Bakın benim şu an mikrofonum burada seçili. Mikrofon yardımcı sese gelip buradan mikrofonunuzu seçmeniz gerekiyor. Tabii öncelikle mikrofonunuzu bilgisayarınızın tanımlaması için bir mikrofonunuzu takmanız gerekiyor arkadaşlar. Mikrofonunuzu taktıktan sonra bilgisayara hemen şuradan mikrofonunuzu seçiyorsunuz. Daha sonra ikinci, üçüncü mikrofonlar da ekleyebiliyorsunuz ama bunları pek fazla kullanmazsınız zaten. Masaüstü sesi diyor. Bunlar da yanlış bilmiyorsam bilgisayarın seslerini almamıza yardımcı oluyor. Ama şu anlık bu bilgisayar için ben onları seçmedim arkadaşlar. Hemen alta geliyoruz. Video var. Videoda yine önemli kısımlardan bir tanesi. Az önce göstermiş olduğum gibi hani 1920'ye 1080 yapmıştık ya videomuzun Full HD kaydı olması için. Ben buradan videoya geliyorum. Ve temel tuval çözünürlüğü yine aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle 1920 çarpı 1080 yapıyorum. Videomun Full HD olması için. Çıkış, yani videomun çıkışı nasıl olacak? Yani kayıt alınan hali değil de çıkış hali nasıl olacak? Yine temel çözünürlüğüyle çıkış çözünürlüğü aynı olması gerekiyor arkadaşlar. 1920'ye 1080 ve bunu da aynı şekilde 1920'ye 1080 yapıyoruz. Daha sonra FPS değerlerimiz var burada arkadaşlar. Eğer siz oyun videonuzu 30 FPS çekmek istiyorsanız bunu 30 olarak seçebilirsiniz. Ama diyorsanız ki ben render'ımı kaliteli alacağım. Bilgisayarım da çok güçlü. Güzel 60 FPS akıcı bir oyun videosu hazırlayacağım. Diyorsanız buradan 30 yerine 60'ı seçebilirsiniz arkadaşlar. Burada diğer FPS seçenekleri de var. Onları çok fazla kullanmanızı önermiyorum. Genellikle YouTube için ideal olanlar 30, 60 ve 50.
50'yi de kullanabilirsiniz ama size kalmış bir şey. Yani genellikle YouTube videolarında ben 30 FPS kullanıyorum. Bu çok fark eden bir şey değil arkadaşlar. Ama dediğim gibi oyun videoları gibi böyle çok fazla aksiyonun olduğu videolarda 60 FPS çok daha iyi olacaktır. Ama dediğim gibi bilgisayarınız biraz daha fazla zorlanabilir. Daha sonra arkadaşlar kısa yollar yazıyor. Kısa yollar da bizim, örnek veriyorum, ben oyuna girdim. Ama ikinci bir monitörüm yok ve kaydı hemen başlatmak istiyorum. Kaydı hızlıca başlatmak için arkadaşlar, yani klavyeden bir tuşu atamamız gerekiyor. Kısa yollara geliyorum ve buradan kaydı başlat durdura gelip mesela kaydı başlata tıklıyorum arkadaşlar. Klavyemden bir tane tuşa basmam lazım. Kaydı başlat dediğim zaman bir saniye. Evet. Kaydı başlat arkadaşlar. Şöyle mesela klavyemden 7'ye bastığım zaman kaydı başlatma seçeneğim aktif olacak. Kaydı durdura geliyorum ve 8 diyorum. Ben burada ne yapmış oldum? Eğer ben klavyemde 7'ye basarsam kayıt başlayacak, 8'e basarsam kayıt duracak. Bu kadar. Yani duraklatmak için mesela bir yerde durmanız gerekiyor. Duraklatmak için de buraya 9 yazabilirsiniz. Örnek veriyorum, siz kendinize ne kadar rahat gelirse, rahat gelecek olan hangisi ise klavyenizde onu seçmeniz lazım. Onun dışında burada başka ayarlar da var arkadaşlar. Siz bunları kendinize göre ayarlamanız gerekiyor. Kısa yolların kullanımı böyle, çok basit. Gelişmiş var. Gelişmişte de sanırım başka ayarlayacağımız bir şey yok. Zaten bütün ayarlarını neredeyse yaptık. Gelişmişteki ayarlar da bu şekilde arkadaşlar. Ben başka bir şey ayarlamadım zaten. Kısa yolları ayarladık. Videoyu ayarladık. Sesleri de ayarladık. Mikrofonumuzu seçtik. Çıkış ayarlarımızı zaten böyle yaptık. Burası çok önemli. Burayı mutlaka doğru bir şekilde yapmaya özen gösterin. Yayın. Yayını şu anlık zaten kullanmıyoruz. Genelde de zaten başka bir şeyimiz yok arkadaşlar. Bu hepsini yaptıktan sonra tamam diyorum. Ve daha sonra görmüş olduğunuz gibi karşıma simsiyah bir ekran yine geliyor. Şu anda kaynaklara bir şey eklemeye hazırım. Kaynaklara gelip sağ tıklıyorum. Ekle diyorum. Ve daha sonra arkadaşlar ben buradan ne eklemek istiyorsam onu ekliyorum. Mesela ben ekran yakalama diyeceğim. Ekran yakalamaya tıklıyorum ve tamam diyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ekranım karşıma geldi. Şöyle tamam diyeyim. Ekranım karşıma geldi. Ama şu an tam olarak ben sığdıramıyorum. Çünkü MacBook Air'ların ekranı biraz daha çözünürlüğü düşük arkadaşlar. Bu yüzden ben şu an tam böyle ayarladım. Hani çıkış boyutu vermiştik ki 1920'ye 1080 olarak. Şu anda bu ekran, yani siyah olan yer 1920'ye 1080 arkadaşlar. Ama ben şunu mesela şöyle yaparak, alt tuşuna basılı tutarak şöyle alttan kesersem görmüş olduğunuz gibi oraları kırpmış olurum. Ve ekranım buraya sığar. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Ben böyle bir ayar yaptım. Ve diyorum ki ben kamerada eklemek istiyorum. Ya da şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Siz mesela oyun videosu ekleyecekseniz eğer, yani oyununuzu eklemek istiyorsanız kaynaklara gelip ekle diyorsunuz. Öncelikle tabii ki oyunu açmanız gerekiyor arkadaşlar. Oyunu arka planda açtıktan sonra kaynaklara gelip sağ tıklıyorsunuz ve pencere yakalama diyorsunuz. Pencere yakalama dedikten sonra arkadaşlar yeni oluştur. Mesela ben buraya oyun yazıyorum. Karışmaması için oyun yazdım ve tamam dedim. Daha sonra benim burada açık olan pencerelerim gözüküyor arkadaşlar. Yani siz oyunu açtıktan sonra zaten burada oyununuz çıkacak ve buradan oyunu seçtiğinizde hemen karşınıza oyun ekranı gelecek. Ama şu an ben bu bilgisayarda oyun açamıyorum. O yüzden ben şuraya ekle diyorum arkadaşlar ve bir tane pencere yakalama ekleyeceğim. Tamam diyorum. Şu an ben bilgisayarımın ekranını seçeceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Google Chrome'u seçtim ve indir OBS diye ekranım açıldı. Şöyle arkadaşlar büyüttüğümde şöyle görmüş olduğunuz gibi alt tuşuna basılı tutup şurayı kesersem tam olarak ekranımı sığdırırım. Hatta büyük bile geliyor. Şöyle de yapabiliriz. Evet, bence yeterli oldu. Evet, şu an görmüş olduğunuz gibi ben Google Chrome'daki ekranımı buraya yansıtmış oldum arkadaşlar. Kameramı eklemek istiyorum, facecam eklemek istiyorum. Bunun için de yine sağ tıklayıp ekle diyorum. Daha sonra arkadaşlar video yakalama aygıtına tıklıyorum. Ve daha sonra tamam dediğim zaman buradan aygıt olarak kendi kameramı seçiyorum. Ve tamam diyorum. Sonra arkadaşlar biraz bekliyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi şu an benim kameram da buraya geldi arkadaşlar. Şöyle mesela yanlardan kırpabiliyorum. Yine alt tuşuna basılı tutarak. Yanlardan kırpıp kendi kameramı da şuraya koyabiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi arka planda bir oyun olduğunu düşünün.
Ve şu an burada da ben varım. Çok kolay bir şekilde oyun ekranımı hazırladım. Ve oyun videomu çekmeye hazırım. Oyun videosu çekmek için de tabii ki başlatmak için kaydı başlata tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Çok kolay bir şekilde oyun videonuzu çekmeye başlıyorsunuz. OBS hakkında söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.